Hepinize merhabalar gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu değerlendirme videosu da arkadaşlar. Kimleri inceleyeceğiz? Amazing Attackers yani harika atak oyuncuları, etkinliğindeki oyuncuları inceleyeceğiz arkadaşlar. 3 gün ayrı kaldık. işler güçler derken şimdi fırsat buldum ve belki açanlarınız vardır. O yüzden size bu videoyu çekmek istedim. Beyler hadi gelin bakalım kimler gelmiş. Robert Lewandowski, Son Min, Pablo Sarabia, Gnabry, Grilich, Pulisic, Ennesi ve Joao de Felix gelmiş arkadaşlar. Hemen bakalım Robert Lewandowski ye. beyler. Robert Lewandowski. OS oynar der ama OS oynatmayın. GF de oynatmayın. Çünkü pası yok. Sizi orada deli edebilir. Tamam mı? Yani siz o GF OS kısmını görmeyin. 92 farkındalık, 94 bitiricilik, kafa 86, sıçrama 82, şut 83. Ee, bizim için yeterlidir arkadaşlar. Zayıf ayak kullanımı ve yeteneğiz. 2 2 gelmiş. Var. Sıkıntı yok. Hız ve hızlanması düşüktür. Bu yüzden oyuncu elini kaldırdığı zaman yani oyuncu koşuya başladığı zaman bir gözün oyuncuda olacak öyle pas atacaksın araya. Yani öyle hemen her şeyde ara pası verme. En uca koy. Bir hızlı forvet bir Lewandowski yapabilirsin. Ve bir Mbappe Lewandowski ikilisini kullanabilirsin. Orta kafa için uygundur bu arada Lewandowski. çünkü bitiricilik çok yüksek. Kafa 86 yani vur abicim. Sıkıntı yok tamam mı? orta kafa oynayanlar için de bence biçilmiş kaftan Robert Lewandowski beyler, uzun mesaj şut çekme, yükselen şutlar, anında şut, aşıtma şut kontrolü. Oyuncu zaten şutör bir oyuncudur. Geçen sene de öyleydi. Yani 2021'de, pes 2021'de de öyleydi. Rummenige gibi şut vururdu. Efsane vururdu yani. Hani e, Rummenigenin şutları mesela çok överdik geçen sene. Ben hep Lewandowski'e hep yani söylemişimdir o zamanki videolarımda da. Robert Lewandowski'nin Rummenigenin şutlarından bir farkı yok ya. Efsane şut vuruyor. Yani Sırtı kaleye dönük dönüp vurmaları çok iyiydi PES 2021'de. Ee, zaten burada da şutları fena. Bütün özellikler ve beceriler verilmiş. Şut gücü 83 düşük gibi görünse de çok, bence çok çok yeterli. Zaten boost diyecek oyuncu. Yani yapacak bir şey yok. Dayaklılık 75. Bu bir handikap. Ne yapacağız? Kontrol hedef vereceğiz. Kendisine arkadaşlar bilginiz olsun. Çok fazla top sürmeyin. Zaten bitici forvetleri En uca koyacaksın. Bunu atacaksın abi. Buna pas attın ya direkt şut çekeceksin. Tamam. Durum bu. Hemen geçelim son min. Arkadaşlar son min 90-91 hız hızlanma. 84 şut gücü. Denge 81. Biraz böyle 84-85 gezlemiş daha iyi olmuş. Dengesi ki top sürmesi 85. Yani denge de arıyoruz top sürmede arkadaşlar. Ama kötü değil. Yani gene güzel. 80 ve üstü. Dayanıklılık 86. Çok iyi. 2 ay kullanımı 3-3. Daha ne olacak lan? Ne istiyorsun? 2 aya var herifin. Farkındalık 89, bitirecek 85. Yani bu oyuncu GF ve SF bölgesinde çok rahatlıkla kullanabilirsin. Bak oyuna ilk geldi, ilk açıldı oyun. E-Futbol 2022. GP ile alabileceğin en iyi ofansif karttı fiyatına göre. Fiyat performans odaklı baktığımızda en iyi e, ofansif kartlardan bir tanesiydi. Tabi şeyler falan 1 milyon falan filan bunun ücretini hatırlamıyorum ama yani fiyatına göre çok iyiydi özellikleri arkadaşlar. Kieza da öyle, bu da öyle. Ve hala da bence oyunda iş yapabilen bir kart ve hala şu kartı AB form geldiği zaman çok rahat oyunun sonuna doğru e, yani oyunun sonuna kadar kullanabileceğim bir kart. Sol açıkta, sağ açıkta. Ben CF ve GF'de oynattım memnun kaldım arkadaşlar. Yani ofansif arındaktan dolayı kaçabiliyor. Oyun tarzından dolayı geriye gelip senden pas alma ihtiyacı olabiliyor. Oyuncu öyle çünkü fırsatçı golcü diye aslında fırsatçı golcü kart olduğunu hayal etsene şu kartın çok daha iyi olurdu. Ama onu bilerek oynayacaksın. Yani bu oyuncu kaçmıyor. bu oyuncu ben kaçıracağım diye oynarsan son verim alırsın. Sıkıntı yok e, arkadaşlar. Makas çalım çift vuruş gayet güzel. Uzun mesaj şut çekme, uzun mesaj füzesi, akrobatik bitiriş, anında şut, e, pozisyon takibi. Oyuncu da e, ileri uçta e, bence gayet iş yapabilecek. Oyunun sonuna kadar belki de kullanamayacağım bir kart son min kartı. Yani AB form geldiği zaman gözün kapalı at abicim. Hangi mevkiye koyarsan koy yani. Mesela sol açık kullanırsan e, kanat forvet. Bitiricilik var herifte çünkü yani. Sol açıktan içeri girersin ne bileyim falsosu gerçi düşük gelmiş ama bence R2 vurabilir. E, sıkıntı değil. Arkadaşlar keşke şey olsaydı. Dış falsosu olsaymış yokmuş. Ama gene de ben vuracağını düşünüyorum. Oyuncu kötü değil. E, öyle gollerde attım. R2 ile de attım. GP'li kartıyla. Ondan biliyorum. E, güzel kart. Yani zaten e, son min bence bu e, etkinliğin iyi oyuncularından. Pablo Sarabia. Ya Pablo Sarabia için söyleyecek çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Pablo Sarabia yeni başlayanlar için bir geçiş kartıdır. Yani şu özelliklerde zaten ee, bir GP'li bir kart bulabiliriz. Hani bir ekstresi yok ek, ekstrası yok. Ama son 1000'in ekstrası var abicim. Yani son Mini her şekilde her daim kullanabilirsin tamam mı? O yüzden yani çok fazla bunun üstüne durmaya gerek yok yani Pablo Sarabia'nın. Ya çıkarsa kullanırsın geçiş kartıdır. Oyuna yeni başlamışsındır. 2 hafta olmuştur şu bölgelerde eksiğim vardır. Ya bir abi ben bunu bir kullanayım dersin. Kullanırsın. Onun dışında hani böyle o oh, wow falan şöyle böyle falan diyebileceğimiz bir oyuncu değil. E, i̇ş yapar mı yapar. Top sürmesi var. E, pası tam yani 80 olur bu AB formdan veya işte oyun planında 96 veya 198 100 oyun takımı 100 olan bir oyun planına attığınız zaman ekmeğini yersiniz ama dediğim gibi yani geçicidir o ekmek yeme olay. Yani bir hafta yersin. İkinci hafta Potvi'den başka bir kart yapıştırdın mı? Pablo Sarabia Eyvallah başın gözünü Allah'a emanet dersin gönderirsin. Geçelim. Gnabry. Arkadaşlar Gnabry e, top sürme hızı ve hızlamasından e, hızlanmasından dolayı hıza ya hız şöyle hız 80 ama arkadaşlar <laughs> hızlanma e, 80 hızına çok çabuk ulaştırıyor oyuncuyu. Top sürmesi de do, top sürmesi de 90 ya. Bıdı 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 top sürüyor sağ açıktan. Yani ben aslında birkaç defa karşıma geldi Bayern kartı. Gençler güzel top sürüyor. Hakikaten güzel top sürüyor. Yani mesela... Muhammed Salah da öyle o şampiyonlar ligi kartı mesela. Beni deli ediyor. Yani böyle bir top sürme, böyle bir top saklama yok yani. Şimdi Gnabry de öyle. Yani Messi, şey Messi diyorum. Salah birinci sırada. Beni böyle etkileyen, o sağa çık, sola çık oynayan oyuncular geliyor bazen karşıma. Gnabry ikinci sırada arkadaşlar. Mesela Messi'de de o var. Hızı düşük ama... Hızlanma ve top sürme hızı iyi olduğu için bıdı 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 top sürüyorlar bunlar. Bunlar da sürekli top taşıyorlar. E i̇ki ayak kullanımı var zaten. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. Yani kullanılabilir mesela. Hani Pablo Sarabia'yı kullanamazsın ama bak Gnabry'i gene AB gel zaman at abi. Ekmeğini yersin Gnabry'nin. Ama bak Pablo Sarabia biraz daha böyle şey yani. Geçiş kartı ama Gnabry her zaman Gnabry'dir abicim. Zaten Bayern Münih'te. AB form gelme ihtimali yüksek. Değil mi? <laughs> Gençler, e, bitirici 80 gelmiş. Bak bitirici forvet aynı Son Min gibi. Eee, atışın pas 79 ve Fe, yani fena değil. Fena değil. <laughs> Makas çalım. Çift vuruşu yok. Olsa daha güzel olurmuş. E, uzun mesafe füzesi. uzun mesafe şut çekme, dalan şutlar, tek pas dış bilaseci. E, eklenmiş buna arkadaşlar. Şut gücü 81. Bence fena değil. Bitiricik de tam sınırda 80. Yani kullanılır be. Gnabry kullanılır yani. Sağ açık, sol açık kullanana kullanabilir. Ee, kanadı yani 74 yerinin ortası yok. Kanat çok sağ açık, sağ açık, sol açık abicim. Hiç boşuna tartışmayalım yani. Jack Grealish. Beyler Grealish. Ee, yani o sol açıkta da aynı Gnabry gibi mesela. 80-80 ama Gnabry'de 91 hızlama var. Dengesi çok iyi. Gnabry'nin nasıl? O da çok iyi. 89. 87. Hmm. Ama bunu alçaktan pası 82 abi. Yani eee yani Grilish de böyle çok yani Fod'un mesela Fod'un da oynayan oyuncular geldi karşıma. Bak Fod'un da iyi. Ama Grilish denk gelmedi be. Yani ee, bilemiyorum. Ha kötü oyuncu değil ama hani olmazsa olmaz bir oyuncu değil. Hani ya abi benim de işte Grilish'im yok. Tüh falan. hani bir Neymar etkisinde değil anladın mı oyunda bir Grilish yani. Ama işte Koman, işte Gnabry mesela bunlar gene bir seni böyle bir karşına geldiği zaman seni zorlayan oyuncular. Ama mesela Grilish bana onu şey yapmıyor böyle yani. O mevkisinde değerlendirebilirsin sıkıntı yok. Kanat için konuşuyorum bunu. Ama o mevkisinde değerlendirebilirsin. O zaten yok Bruno Fernandes var. Yok Kevin De Bruyne'ler var. Yani o bölgede de çok oyuncumuz var. Arkadaşlar. Mesela işte bir hızı daha yüksek olabilirdi. İşte pas yüksek olabilirdi. Farkındalık mesela 86-87'de olabilirdi. Ha, derdik de o, zaman abi sol açıkta iş yapar bu herif. Yani. Ama işte bu dediğim gibi oyuncular var zaten. Geçiş kartı gibi görüyorum. Aynı Pablo Sarabia'da konuştuğumuz mevzu. Yani OS bölgesine koyarsın. Oyuna yeni başlamışsındır. OS bölgende oyuncu yoktur. Oynat. O zaman oynat. sıkıntı yok. <laughs> Ama Artık hani bu saatten sonra biraz böyle inceleyip sık, sık dokunmakta fayda var. Çift vuruşu var. Bak güzelmiş arkadaşlar. Dalan şutlar, tek pas, dengeli pas, dış plaseci. Bunlar tabii güzel şeyler. Yani keşke bari hız olsam. Yani şöyle bir 84 falan. Hani bir tık daha böyle yani. Hani bitiricik böyle bir tık daha yüksek olabilirdi. Ya oyun sonuna kadar götürmez ama idare eder seni. Kötü kart değil yani. Giriliş. Christian Pulisic. Beyler 90 hız 94 hızlanma denge 90. Top sürme hızı 89. Bak şimdi. İşte bak bir Pablo Sarabia'ya bak bir. Mesela bak Pulisic bile Pablo Sarabia'dan daha iyi gördünüz mü? Ya seni böyle bir. Yani sağ, sol açık sağ açıkta o sana bak bu topu taşıyor herif. İtircik ve pas kısmı biraz düşük gelse de. <laughs> hız hızlanma top sürmesinden dolayı. Zaten içeri kat ettiğinde. Ee, zaten R2 vurmayın r vuramaz. Fasos çok kötü. Düz şut çektiğiniz zaman ben gol atacağını düşünüyorum. Yani 73 bitiricilikle de gol atabilir. Oyuncuyu böyle ee, hız hızlanma bu tür unsurlardan yani denge hep bak üstüne basarak söylüyorum. Top sürme hızından dolayı ee, oradan içeriye kat etme olayı. Çift vuruşu da var bak. Tık tık yaparsın içeriye kat edersin. Golünü atarsın veya yerden bir pas verir. Forvetine. Sıkıntı yok yani daha böyle e, kullanılabilir geldi bana. Tamam mı? Aa süper edekmiş çok güzel. Bunu direkt ikinci yarı süper edekten oyna alıyorsun abicim. Yani kağıt üzerinde eğer bu Pulisic bana bu gücü gerçekten oyunda da veriyorsa. Baba Pulisic kullanılır gibi geldi bana gençler bilemiyorum yani. Ennesiri. Beyler Ennesiri'nin potvi kartıyla kıyasladım. Yani işte kendi aralarında böyle şeyler var. Ee, i̇yi olan kötü olan kısımlar var. Ama en önemli özellik hangisi biliyor musun? Ofansif handak 90 abi bunun. Ötekini 81'miş. Botvin'in. Çok büyük bir fark yaratabilir. Ee, onu size söyleyeyim. Hız hızlanması güzel. Sıçrama 88 arkadaşlar. Ee, Biticik 84. Kafa 84. Yani kafa vurabiliyor. E, bu arada onu size söyleyeyim e, kule tipi santrafor dediğimiz olay mevzu bunda da var yani e, Lewandowski gillerden anladın mı o yüzden e, burun bükmeyin bak çift vuruş var herifin adama çift vuruş eklemişler bak çift vuruş kafa uzun mesaj çekiyor akrobatik bitişi anlaşıldı penaltı üstünde hava üstünlüğü orta kafaya da çok uygun bir oyuncu e, kullanabilirsiniz en nesiri beyler tamam Geçelim Joao Felix. Beyler Joao Felix 80 hız 86 hızlanma. Hı. 85 zayıf ayak kullanımı 3 yetenek 2. Var var yok değil. Zayıf ayağı da var güzel. Top sürme hızı 90. Sıklı 91. Alçaktan pas 80. Yani ofans falan 80'miş arkadaşlar. GF oynayabilir. OS oynayabilir. Ee, Joao Felix. Yani işte bu işteki anlattığım mevzu bak. Bak görüyor musun bak. Bak. Bak birbirlerine nasıl benziyorlar bak. Anladın mı? Bak Grilish bir tık daha iyi gibi duruyor. Bir tık daha iyi gibi duruyor Grilish. Bak. Ama Grilish'te şey yok. GF yok. SF yok. Mesela Joao Felix'te OS, GF, SF sol açık. Yani mevki fazlalığından dolayı bir tık daha ağır basıyor bence. Joa ee, Joao Felix. Mesela Grilish'in hikaye var mı? Yok ama bunun var. Yani ya kullanılır arkadaşlar ya. Yani çok şey değil hani. Ee, değişik oyuncu AB form gelir. Değişik oyuncularla oynamak istersin. Olabilir yani şey değil. E, ama bir süreklilik arz etmez sana. Bir sürekli ben, ya ben sürekli Joao Felix'le oynayacağım demezsin tabii ki. Yani öyle bir kart değil ama. Son minle dersin mesela. İşte yedekten Pulisic'le rakibin bekleri yorulmuştur. Stopper'ler yorulmuştur mesela atarsın bunu abicim. Tamam mı? 90 90 hızlanma var zaten. Top sürme efsane. Süper edek zaten girmiş oyuna. Bir orayı bir parçalayabilir mesela şey. Eee Pulisic işte ne bileyim mesela bir Gnabry. Hızlı şey değil ama top sürmesinden dolayı e, yine bir farklılık ya Bitiricik 80 mesela. Bununla direkt içeri girip şut atabilirsin falan. İki ayak kullanımı var. <laughs> Gibi Arkadaşlar yani artık bunları zaten biliyorsunuz ona göre kendi e, kadro mühendisliğinizi yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben sadece işte e, dediğim gibi yeni açanlar vardır yeni başlayanlar vardır. Belki bilgi almak isterler diye anlatmak istedim arkadaşlar. Perşembe günü artık bir Messi gelir. Artık yani Konami bokunu çıkarttın yani. iki haftadır Messi bekliyoruz bak 3. haftaya girdik artık bir getirsin. Yani e, artık eşek değilsin bir Messi bekliyoruz. Güzel Messi bekliyorum hem de. Bak. <laughs> bu imzalı kartına yakın. Hastalıkla bir geçmedi ve anasını satayım ya. iki hafta oldu. Ee, yani artık getir. Mbappe'nin geleceğini düşünüyorum. Mbappe'nin de. E, hani sol kanat kartı var ya. Oyunun en iyi Mbappe'siydi o sol kanat potvi olan. Onun SF olanını bekliyorum. Yani fırsatçı golcü ve SF olanını. Eğer öyle bir kart gelirse oyunun en iyi Mbappe'si olacak. Diye hayal ediyorum tabii. Konami bizi tersi yatırmazsa. Sürekli tersi yatırıyor ya. Ee, yani Perşembe gününü bekliyoruz. Abi Perşembe günü top açacağız. Sadece Messi gelse bile top açacağım arkadaşlar. Diğer oyuncular kötü olsa bile. Messi için açacağım. Ee, umarım e, yakalarım. Çünkü Messi'm yok bekliyorum mesela. Messi'm yok. İşte Cristiano Ronaldo'm yok mesela. ondan hep sürekli hormonlu kartlarını bekliyorum. Arkadaşlar. Ee, e Futbol Puanı marketten e, 10.900 puanım bir hafta sonra bitiyor arkadaşlar. E, Inaki Williams'ı aldım oradan. Inaki Williams'ı geliştireceğim, oynayacağım onunla. E, Inaki Williams'la Yusuf Mokoko aynı kart olduğu için e, Yusuf Mokoko paketini almayacağım. Bir sonraki etkinlikte gelen pakette kullanacağım artık o hakkımı. indirimli hakkımı arkadaşlar. E, çünkü çok birbirlerine benziyorlar. Gerek yok. Okafor'u aldım. 3 yıldızlı top hakkım vardı. Okafor'u deneyeceğim e, Okafor'da hız, hızlı oyunculardan biliyorsunuz inceledik zaten. E, bir de e, e futbol puanı markette inaki vidim saldım 5900 puanım kaldı. Bir hafta sonra bitecek. Oliver Kahn'ı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani Oliver Kahn e, hani olmazsa olmaz bir oyuncu. Abi neden Oliver Kahn dersen? Yani belki 2024'te elimizdeki legend oyunculara göre top açma hakkı veriyordu ya hani hediye biri de kurt bonusu falan filan. Ulan belki kurt bonusu falan yapar bunlar. Elimde bir tane fazladan Legend göz çıkartmaz diye Oliver Kahn'ı almaya karar verdim orada hem de sürekli BA form e, olan bir e, kaleci yani e, yani saatli bomba hani bazen çok iş yapıyor bazen yapmıyor yani or oralar zaten ya kaleci kısmı zaten tartışılıyor benim sadece şu anda e, oyunda bariz gördüğüm yani bariz böyle iyi kaleci yani beni zorlayan bir Kurtuva abicim Kurtuva yani Kurtuva ciddi manada ne zaman karşıma gelse yani Gol atıyorum ama abi 6-7 taneden anca, bir tanesini anca iyi herif yani. 5-6 tane şuttan, gollük şuttan bir tanesini iyi herif yani. İyi kaleci işte yani o. Anladın mı? O yüzden e, ben de bir tek o farklılık yaratıyor. Hemen Kaan'a e, nasıl fulleriz ona bakalım. Zaten böyle full yapamayacağız. Çünkü 4 puan lazım bana hızlı kontratak için. Ne yapacağım abicim? Şöyle bir şey yapacağız. E, nasıl yapıyorduk? Şu, şunu şöyle getireceğiz. Yok burada şey düş, overall düşüyor. Bize overall düşmesin çok fazla. Ha arkadaşlar. Oyuncuyu bu şekilde kullanmayı düşünüyorum beyler. Yani bu şekilde fullleyeceğim. Savuşturma ve uzanma kısmı evet biraz düşük. Yani o yani overall düşüyor. Aslında orayı yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir baksana abi düşüyor yani. Düşüyor düşüyor. Mecbur böyle yapacağız. Ya bu da kötü değil. Hani e, sonuçta boost diyecek. Gençler, oralar yükselecek. Kullanılabilir. Ya yani kullanılabilir gibi geliyor bana. Mesela şöyle de yapabiliriz. Mesela 93. Şuradan bir puan kıssam ne oluyor? Düşüyor. E böyle yapınca da 3 puan kalıyor. Yani hızlı kontratak 80'e çıkar. E tamam 80'le kullan bir şey olmaz ya. Ne olacak? Tamam ya böyle yaparım ben. Zaten diğer oyuncuların benim 90-90 onun ortalamasını alıyor mesela. 99-99, 90-90 var mesela diyelim ki ilk 11'inizde. Mesela bu kaleciyi ben 80'le bile oynatsam benim şeyi bozmayacak. Ee, takım ruhu 100 ise bozmayacak. Arkadaşlar onun bir ortalamasını alıyor. Onun bir algoritması var. Mesela işte 96-99 takım uyumlu, uyumuyla oynayan oyuncuların var mesela. İşte Mbappe'ye 99 vermişsin. İşte Messi'ye 95, 92 böyle karışık. Onların ortalamasını alıyor arkadaşlar. Antrenörü de üstüne katıyor. Sen bu oyuncuyu 80'le bile oynatsan senin 100 overall'ın düşmüyor. Şeyde 100 overall diyorum. 100 takım uyum tarzın düşmüyor. Ortalamayı alıyor çünkü. 99 var 95 var. Anladın mı demek istediğimi? Yani bir tane iki tane 80-85 oynatma hakkına sahipsin yani. Onu demeye çalışıyorum. Özetle kafanız karışmasın. Ee, tam böyle yaparım ya. Sıkıntı değil. Böyle de olur. Ha, böyle de olur yani. Güzel. Bence gayet 10 numara 5 yıldız olmadı mı? Bence oldu. O bu yiyecek zaten. 84-85 olur şunlar. İyi lan iyi. Bir tek sıçraması Mok'tan oldu ya. Hmm. Sıçraması Mok'tan oldu. Herhalde sıçrar lan. Oliver Kahn oğlum bu ya anladın mı? Ulan 90 sıçrayan oyuncu yani şuradan geçen topa zıplamıyor oğlum. Bu böyle bir oyun ya. Boş verin. Bu şekilde kullanırım ben. Durun bu gençler tamam. Perşembe günü görüşürüz bak. Geliyor eee potvi'lerimiz bakacağız. Belki bir iki maç videosu atarım. İkinci klasmana çıktım daha hiç maç yapmadım, hiç fırsatım olmadı arkadaşlar. Ama artık oyuncu denemek istiyorum ben. Yani e, klasman zorlama değil de mesela işte Inaki Williams deneyelim. Lampard geldi mesela Lampard deneyelim. Anladın mı? Yani e, bize rehber olacak e, oyunculara yönelelim ki e, ya oyundan keyif alalım abici. Mesela Lampard'la oynayayım ben abi. Mesela Inaki Williams'la oynayayım. Anladın mı? Hani bir e, klasman kaygısı gütmeden oynamak istiyorum çünkü. Çıktık abi işte tam çıkabiliyoruz. Tamam bitti yani. Daha ne yapacağım? Ben zaten en üst yani ilk onu zorlayamam ki ben zaten. Öyle bir vaktim de yok zaten. Yani hani zaten geçen çıktım size videosunu attım. Çektim işte videoyu. Çıktım abi tamam bitti yani hadi. Ondan sonra zaten vakit olması lazım. Bak ben 3-4 gündür bir tane bile maç yapmadım. Vaktim yok çünkü yani. Ha birinci klasmana çıktık diyelim benim üst sıraları zorlayacak o kadar maç atmaya da vaktim yok. Yapacağım bir şey yok. Gençler ne yapayım yani? Hani çıktım mı çıktım. Ya, kendimce kendimi başarılı buluyor muyum? Buluyorum. Ve bu bana yetiyor zaten. Bitti abi. Geri kalan. Ha, sizin vaktiniz vardır. Aa, tamam işiniz gücünüz yoktur. Okula gidiyorsun. Dersin vardır. Dersten boş zamanlarında akşamı sabaha kadar oynarsın satayım sana. Benim öyle vaktim yok gençler. Tamam Durum bu. O yüzden ben sürekli böyle size şey yapmak istiyorum. Mesela bak aldım oynattım. Mesela işte Klasman 2'de işte klasman maçlarında Inaki Williams deneyeceğiz. klasman maçlarında Lampard deneyeceğiz mesela. Anladın mı? Mesela hani benden görürsün sen de alır oynarsın mesela. Ve senin, sen çünkü sürekli oynuyorsundur mesela. Senin oyun tarzına uygun bir oyuncudur. Bak derim ki sana arkadaşlar Inaki Williams kaçıyor. Al değerlendir. Gibi. Yani sana rehber olsun. amacı o. Tamam. Durum bu. Geçler. Kendinize iyi bakın. Havalar sok bak. Daha iki haftadır yemin ediyorum. Bak hala boğazım gıcık. Çayma içiyorum. Geçmedi baba geçmiyor. Ee, bak gene hava güneşli burada. İşte ama soğuk yani işte böyle aldatıyor böyle hava. Ondan sonra lakırdak şov yapıyor. Laklak yapıyor ondan sonra işte. O yüzden montunuzu, berenizi, onunuzu, bununuzu, atkınızı, şunuzu bununuzu alın yanınıza. Ee, okula gidenler, sabah okula gidenler buz gibi gidiyor. Ee, sabah işe giden büyük gençler var. Siz küçük gençlersiniz. Küçük gençler okula gidiyor, büyük gençler işe gidiyor. <laughs> Dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> Sağlıktan başkası yalan. Onu da size söyleyeyim. Ee, sağlığınıza mümkün mertebe dikkat edin abicim. Allah ilk önce sağlık versin herkese. Kendinize iyi bakın beyler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.